Basketbol atamı yormamı ya da bitirmeme gerek yok yani. Burada bir zincirim var. Hemen zincirimi takacağım. O restoran buraya sanırım çökmüş. Yani el koymaya çalışıyor. Ama burası aslında ormanın. Karavanın dışında kamp yapmaya devam edebiliriz. Bu gördüğünüz karavan da benim dün çıkalım yarın biz buradan çıkamayız saplanırız dediğim yola girmiş ve saplanmış. Evet, herkese mutlu pazarlar. Şu anki rotamız Uludağ. Şu an diyorum çünkü bu değişebilir. Uludağ'ın çok kalabalık olacağından korkuyorum ve Uludağ'da arabamı nereye park edebilirim, karavanımla nerede kamp yapabilirim inanın bir bilgim yok. Kalabalık olmasından korktuğum için de alternatif rota buldum. O da nedir? Koca Yayla. Uludağ 1,5 saat mesafede. Uludağ'a bir gidelim, bir görelim. Çünkü ben Uludağ'ı hiçbir zaman kar yağdığında görmedim. Sadece yazın bir kere gitmiştim. Onda da Uludağ yazın gidilmez sonuç olarak. O yüzden Uludağ'ı bir karlı olarak görmek istiyorum. Eğer karavanımızı park edebileceğimiz, kamp yapabileceğimiz güzel bir alan varsa Uludağ'da kalacağım. Eğer yoksa Koca Yayla'ya gideceğim ama bunun için üzülmüyorum çünkü Koca Yayla da gerçekten çok güzel ve kaliteli bir yere benziyor. İnternette öyle gördüm. Daha önce giden arkadaşlarımız da olmuş. O yüzden şu an çok heyecanlı ve mutlu bir şekilde yoluma devam ediyorum. Kalabalık ne böyle ya? Şu an tüm modum, moralim değişti. Karavanları bilmem görüyor musunuz ama hepsi şöyle yerlerde kamp yapıyor. Yok, şu an moralim bozuldu ya. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Şaka gibi ya. Gittikçe artıyor bu yoğunluk. Nedir ya? Şu hale bakın. Bu nedir ya böyle? Çok yanlış zamanda mı geldim? Ne yaptım? Az önce jandarma gördüm. Zaten her yerde jandarma var. Birinin yanına yaklaştım, sordum, dedim böyle böyle nerede kalabilirim, burası çok kalabalık, ben biraz daha kuytu köşe tenha bir yerde kalmak istiyorum, sessizlik, sakinlik arıyorum vesaire. Dedik yok öyle bir dünya, kalamazsın. Nasıl abi dedim, yani arabanı otoparka çekeceksin, kayacaksın edeceksin dedi, sonra gideceksin ya da dedi karavan parkımız var, seni oraya alalım. Hayda. Neyse bir bakalım şu etrafa, belki bir şey görebiliriz dedim. Abi ben böyle cep map bulurum, bir yere girerim, ormanın içinde bir yerde kalırım falan. Yok öyle bir dünya dedi. Öyle bir dünya yok, unut. Niye? Burası milli park, kuralları var. Allah Allah. Abi normal arabanın içinde insanlar kalıyor, ben karavanda kalmışım. Ne fark ediyor? Bu da araba. Cık, olmaz. Bazı zihniyetleri değiştirmemiz lazım. Ben şurada bir iki tur atacağım. Kafama göre bir yer bulamazsam B planı olan Koca Yayla'ya gideceğim. Yani orası muhtemelen daha uygun ve daha mantıklı olacak. Daha sessiz, sakin ve dediğine göre hafta sonu bu kalabalığın en az 3 katı olacak dedi. O yüzden bizim buradan kaçmamız lazım. Hiç beğenmedim burayı. Sanırım bir yer buldum ama buradan beni kesin kovarlar ya. Etraf karlı, sessiz, sakin, tam bana göre ama burada kalmama izin verirler mi? Ondan yine birazcık şüpheliyim. Şöyle bir göstereyim size o etrafı. Bakın burası şöyle bir alan. Yani aracı buraya koydum şu anlık. Şöyle bakıyorum etrafa, yani burada ben kamp yapsam bana kim ne diyebilir diye düşünüyorum ama birinin bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Bence ben oraya bir arabamı park edeyim. Bir bakalım. Yani hemen patiye düşüyor araba. Ne kadar az gaz versem bile yani patiye sarıyor kendini. Şuralarda zaten bakın görüyorsunuz. Zaten hemen bir önünde engel oluşuyor vesaire. O yüzden zorlamayacağım. Hemen bir tane zincirimi takayım şuraya. Arabamı da şuraya bir atayım.
Ben burada kamp yaparım bence ya. Burası güzel güzel. Benim içime çok sindi. Basketbol atamı yormamı ya da bitirmeme gerek yok yani. Burada bir zincirim var. Hemen zincirimi takacağım. Kafayı da vurduk. Zincir çok boş oldu ama ben onun bir boşluğunu alacağım şimdi. Daha sıfır aldığım zincirin ucundaki stoper koptu ya. Yani arabayı şuradan şuraya getirdim zincirin boşluğunu almak için. Bir baktım zincirin stoperi kopmuş. Ben zaten işimi sadece zincire bırakmamıştım. Bu yüzden bir de kar çorabı almıştım. Şimdi kar çoraplarımı takıp onlarla devam edeceğim. Kar çorabını takayım. Biraz geri alayım. Da takalım. Tekerleğin yarısı boş. Çorapların çok faydası olmuyor herhalde. Yok abi çok faydalı ya. Zincirden daha iyi çoğu yerde. Allah Allah. Aynen. Evet arkadaşlar, koca olanı buraya attım. Yani zor oldu. Niye zor oldu? Çünkü yer inanılmaz derecede yumuşak. Hemen saplanmaya çalışıyor kendine. Ama şöyle güzel bir yer buldum. Arkadaşlar, sevinerek kamp yapmak istediğim yerde maalesef insanlar çocuklarını böyle kızağa bindiriyor. Birazdan muhtemelen burası buz pistine döner. Ve biz bir daha buradan çıkamayız. O yüzden ben yan taraftaki otoparka geçeceğim. Sanırım bir ücret de ödemeyeceğiz oraya. Bakalım şimdi gidince göreceğiz. Burası çok güzeldi ama yani buz pistine çevirecekler birazdan burayı ve hiç çıkamayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir yere geldim. Bakın burada bir karavan, ikinci karavan, üçüncü karavan ve Starex var. O da bir karavan. 4 karavanız şu an burada. Burası ücretli mi ücretsiz mi tartışılır. Ben tam olarak şu anda henüz olayı çözemedim. Ama öncelikle şöyle kaldığım yeri size bir göstereyim. Yani galiba evet ücretli. Mesela şurada gördüğünüz Iveco direkt Orman İşletmeleri Müdürlüğü'ne bir para yatırmış. Ziraat Bankası Orman İşletmeleri hesabına. Şimdi bir tane adam geldi buraya restoranttan. Buradaki Iveco'yu göndermek istedi. Dedi ki sen bana para vermedin, buradan gideceksin. Burası benim şahsi alanım. Ama Orman İşletmede bu adamı buraya yerleştirmiş. Edindiğim bilgilere göre etrafı birazcık gezerek araştırma yaptım. O restoran buraya sanırım çökmüş. Yani el koymaya çalışıyor. Ama burası aslında ormanın. Yani onların böyle bir şey demesi mümkün değil diye anlıyorum. Bakalım bir yarım saat sonra her şey netleşecek. Dediğim gibi 200 lira ücret istediler. 200 lira yolladım. En azından şu an güvenli bir yerdeyiz. Jandarma gelip bize çık diyemez.
önümüzü buz pistine çevirecek kişiler yok vesaire. Şu an moralim ve tadım yerinde. En önemlisi de o zaten. Yani moralimiz yerindeyse no problem. Size şöyle bir etrafı göstereyim. Bakın bunlar benim bu akşamki komşularım. Bu komşum az önce Ford'la geldi. Diğer çekme karavanın içi hala boş. O komşu gelmedi. Şöyle içini göstereyim. Burada biraz iş yapıyorum. Malum bugün cuma. Yetiştirmem gereken bazı işler var. Onları bitirmeye çalışıyorum. Çayımı demledim. Genel hatlarıyla şu anki atmosfer böyle. Şimdi size bu kamp için aldığım şeyleri göstereyim. Biraz abarttım yine. 3 paket makarna almışım. Yani yarım paket bile yiyemeyeceğim aslında. Biraz çubuk kraker, eti puf, tost ekmeği, birazcık cips vesaire aldım. Diğer yiyeceklerim de burada. Yumurta. Evden menemen getirdim. Biliyorsunuz yemek konusunda biraz beceriksizim. O yüzden annemin hazırladığı hazır menemenlerden getirdim. Tavuğun sosunu da evde hazırladım. Burada belki yapamam diye. Birazcık yoğurta getirdim. Olur da tavuğu yanlış pişirirsem zehirlenmeyeyim diye. Şurada hazır çorbalarımız var. Kolalarımız. Burada her şey aç bitir. Ben genelde öyle tercih ediyorum. Aç bitir salam, aç bitir kaşar peyniri, aç bitir beyaz peynir. Sosisimiz burada. Salep aldım. Hop hop. Her şey devrildi. 2 gün kamp yapacağım diyor yola çıktım. O yüzden biraz fazla almış olabilirim. Problem değil. Karavanda kalır. Bir sonraki kampta tekrar kullanırız. Tekrar yeriz. Ya şu an gayet eğlenceli ve her şey yolunda geçiyor. Umarım bu şekilde de biter. Önce sıcak suya çalkalayayım. Bardak buz gibi olmuş. Bilgisayardaki işlerimi artık bitirdim. Yani yarısına yaklaştım. Bitirdim demeyeyim de. Yarın birazcık dışarıda devam ederim. Bugünlük karavanın tadını çıkarayım. Yemek yapacağım şimdi. Çok güzel bir yemek yapacağım demek isterdim ama yok. Makarna ve sosis. Yeter. Yani bunu bulamayanlar da var. Şükretmek lazım. Bu arada ben bu hafta içi babamla bir ışık taktım. Hemen gösteriyorum size. Şuradaki düğmeyle açılıp kapanıyor. Görüyor musunuz? Artık dışarıyı görebiliyorum. Kapalı, açık. Gerçekten çok faydalı oldu bu ışık. Biri yaklaştığında hemen ışığı açıp görebileceğim. Fakat şöyle bir projem var. Şimdi aracın tavanına bir tavan sepeti yapacağım biliyorsunuz. Bu tavan sepetinin dört tarafında da ışık yerleştireceğim. Ve bu ışıkları uzaktan kumandayla kapatabileceğim. Yani ben karavanda yatarken bir yerden tıkırtı mı duydum ya da bir pıtırtı ya da yanımdan bir insan yürüyor. Bunlar olabilir. Doğada ortak kullanım alanlarında yaşıyoruz. Yanımızdan insanlar geçiyor vesaire. Bazen tedirgin olabiliyorum. Hani soruyorsunuz ya tek başına korkuyor musun? Ya korkmuyorum ama içimde bir acaba şüphe oluyor. Ne yapacağım hemen? Elimdeki kumandadan basacağım düğmeye. Sol tarafsa sol taraf, sağ tarafsa sağ taraf. Oradaki ışık yanacak ve biri geçiyorken ben kendimi güvenceye alacağım diyemem ama yani en azından ortalıkta ne var ne yok daha iyi bir şekilde anlayacağım. Yani insan mı geldi yoksa domuz mu indi, kurt mu var, yani her şey olabilir. Çünkü biz dışarıda yemek yerken yemek kırıntılarımız yerlerde kalıyor. Unutabiliyoruz ya da yere dökebiliyoruz. Yani bu da ne oluyor? Vahşi hayvanları yanımıza çekiyor. Ben bir önceki Karagöl Yaylası kampımda kurt görmüştüm. Tilki de görmüştüm. Hatta daha önceki izlediğim YouTube videolarında karavanın yanına domuz geldiği bile oluyor. Yani böyle şeyler doğada olabilir. Biz de bunlar için önlem almamız lazım. Işık bunun için bir önlem midir? Değildir. Ama en azından dışarıda ne var ne yok diye görüp içimizdeki kuşkuyu yok edeceğiz. Yemek yiyelim. Çok acıktım. Yemeklerimiz pişerken size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın. -5 derecede ve suyumuz akıyor. Saat şu an 8. Ben buraya saat 3 gibi geldim. Yani 5 saattir ben buradayım. 5 saattir aracımız eksi derecelerde. Yani şu an hava -5. Geldiğimde -2 idi. Hop, bir dakika, makarna taşıyor. yani eksi derecelerde olmamıza rağmen bu suyumuz hala donmadı. Demek ki buraların izolasyonu gayet iyi olmuş. Makarnamız hazır. Suyunu süzdüm. Yağını koydum. Hafif pul biber de attım. İçinde kırmızı kırmızı görüyorsunuzdur. Yemek yapmayı da öğreneceğiz ya. Öğrenmemiz lazım. Sosisim de burada. Şimdi suyumuz donmadı dedim ama bu donmayacak anlamına gelmiyor. O yüzden önce şu yağlı şeyleri yıkamak istiyorum. Suyumuz donarsa çok zor olur.
makarna, sosis, soslar ve ekmek. Benim sıradanım bu herhalde. Yani yapabildiğim nadir yemeklerden biri bunlar. Bilgisayarım da orada. Oradan hafif müzik çalıyorum. Biraz makarnayı fazla yaptım, yarın yerim diye. Yarın mangal yakacağım, yanında bunu yerim. Günaydın. Gece kar yağışı olmadı. Sabah kalktığımda belki birazcık daha kar yağar, etraftaki kar seviyesi artar diye düşünüyordum ama gece hiç kar yağmadı. -5 derecede sabit kaldık. Şimdi yatağımı toplayacağım. Sonra ufak bir yürüyüşe çıkıp size etrafı göstermek istiyorum. Ben de daha etrafı keşfedemedim. Biraz yürüyerek etrafı keşfederim. Arkadaşlar, burası bizim dün kalmayı planlayıp da kalmaktan vazgeçtiğimiz yol. Bakın şu ileride bir tane karavan kalmış mı o? Dün bizim zincir taktığımız yerde o da kalmış galiba. Hemen gidelim, belki yardım edebileceğimiz bir şey vardır. Biz de ona yardım ederiz. Ben bu yüzden dün buradan çıktım. Kızak biniyorlardı ve buraya buz pistine çevireceklerdi. O yüzden çıktım. İyi ki çıkmışım. Bakın bu araba da burada kalmış. Evet. Bu araba burada kalmış. Dün iyi ki buradan çıkmışız. Yoksa biz de bugün uğraşacaktık. Aynen öyle. Baksanıza şu yola ya. Akşam ne yapmışlar bu yolu? İyice mahvetmişler. İyi ki çıkmışım ben buradan. Dün akşam burada birkaç kişi gelmiş ve ateş yakıp etrafında çekirdek çıtlamış. Şu bölge bizim arabayı koyduğumuz yerde. Ve burada da akşam insanlar gelmiş. Yani burası zaten kamp yapmaya uygun değilmiş. Baksanıza çok fazla insan var. Şimdiden bile ileride insanlar var. Evet, biz dün çok doğru bir hareket yapmışız. İyi ki kalbimin sesini dinlemişim. Yani sabahları kalkıp şöyle bir doğada yürümek insana gerçekten çok mutlu hissettiriyor. Yani hayat kalitenizi arttırıyor diyebilirim. Yani abartı konuşmak istemiyorum ama kaç kişi sabahları kalkınca bu manzarada yürümek istemez ki? Yani 10 kişiden belki bir kişi. Şuradaki huzura, sessizliğe, sakinliğe bir bakar mısınız? Şu an sadece benim ayak seslerim var. Etrafta başka hiçbir şey yok. Ama bu yolun sonu yok gibi yani. Daha nereye kadar gidebilirim ki? Yok yok, bu yolun sonu yok arkadaşlar. Hiç aşağıya kadar inmeyelim. Bunun bir de geri çıkması var. Size şöyle ortamı göstereyim. Evet arkadaşlar, atmosfer kısaca böyle. Birinci oteller bölgesinden aşağı inerken burayı gördüm. Burası Kirazlı Camisi'nin hemen yanı. Zaten Kirazlı Camisi diye yazarsanız Yandex'e ya da Google Maps'e buraya gelebilirsiniz. Bence Uludağ'da kamp yapılabilecek en sessiz sakin yerlerden birindeyim ben şu an. Buraya gelip de yol kenarında konaklayayım ya da bir yere gireyim, ücra bir yer bulayım gibi bir şey yok maalesef. Jandarma vesaire izin vermiyor. Buradaki işletmeler de zaten izin vermiyor. Yani tabiri caizse sizdeki o parayı çekmek istiyor. Yani birazcık şeyler var. O yüzden buraya gelmeden önce Orman İşletme Müdürlüğü'nü arayıp ben kamp yapmaya geleceğim, nerede yapabilirim, bana bir yer gösterin gibi konuşursanız ya da aramakla gerek yok. Buraya gelince sarı alan var. Sarı alanla da Orman İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Buraya gelip işletmelerden yer istemeyin. İsterseniz 200 liralık yeri 1000 liraya satarlar size. Ha, bu arada mesela benim bu kaldığım yere adam diyor ki burası özel. Burada kalamazsın. Şimdi ben araştırdım. Burası milli parklarımış. Burada ben biriyle tanıştım. Keleş, Uludağ, Bursa Keleş'ten. Çok yardımcı oldu bana, sağ olsun. Beni direkt Uludağ Milli Parklardaki kişiyle iletişime soktu. 200 liralık bir ödeme yaptım ve bu ödemeyi kimsenin hesabına yapmadım. Yani direkt Orman İşletme Müdürlüğü'ne yaptım. Orada da yazıyor işte, yani açıklamaya da yazıyorsunuz. Konaklayacağınız yer, adınız ve TC kimlik numaranız. Herhangi bir problem yaşamadım. Yani buraya geldiğiniz zaman işletmelerle değil, Orman İşletme'yle iletişime geçin. Bunun için de yani eğer ulaşabileceğiniz, yani telefonla vesaire ulaşamıyorsanız burada sarı alan var. O sarı alana gidip tüm işlerinizi halledebilirsiniz. O yüzden
Buna dikkat edin. Cebinizden boş yere fazla para çıkmasın. Bu gördüğünüz karavan da benim dün çıkalım yarın biz buradan çıkamayız saplanırız dediğim yola girmiş ve saplanmış. Yapacak bir şey yok. Biz de saplanıyoruz. Elektrik dışındaki bir diğer sorunumuz ise tabii ki su. Arkadaşlar Uludağ'da çok fazla çeşme var ama bunların bazıları ne yazık ki donmuş. Hatta görüyorsanız bu çeşmenin de yarısı donmuş ama yarısından su akıyor. Yeni bir su hattı çekmişler. Yani Uludağ'a geldiğiniz zaman su sorunu yaşamazsınız muhtemelen. Her yerde çeşme var. Yazın geldiğinizde hiç sorun yaşamazsınız. Tüm çeşmeler çalışıyordur. Ama kışın geldiğinizde bazı çeşmeler donuyor ama bazı çeşmelerde gördüğünüz gibi şarıl şarıl su akıyor. Yani en kötü şuradaki temiz karı alır kaynatır su haline getirirsiniz zaten. Bence bir problem değil. Burası da benim kaldığım yerin altındaki karavan park yeri. Normalde ben burada da konaklayabiliyordum. Burada da elektrik var ama burada telefon çekmiyor ve burası çok dolu, kalabalıklaştı. O yüzden beni yukarı koydular. Aslında ben de yukarıyı tercih ettim. Çünkü orada telefon çekiyor, burada çekmiyor. Dün bu yol full asfalttı. Yani siyah asfalt gözüküyordu. Şimdi birazcık beyaza bürünmeye başlamış. Yani Uludağ şu an keyifli geçiyor. İlk geldiğimde acaba dedim çok kalabalık. Geri mi dönsem, başka yere mi gitsem dedim ama yok yok. Uludağ şu an benim için gerçekten eğlenceli ve keyifli geçiyor. Bizim burası da bayağı kalabalıklaştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karavanız. Genelde çekme karavan ağırlıklı şu an. Her yerden ve basto sesi geliyor. Biz de artık yuvamıza geçelim ya. Kahvaltı edelim artık acıktık. Yaklaşık 1,5 saattir yürüyorum. Artık yürümekten bacaklarıma kar suları indi. Gerçekten. Sabah kahvaltısına geçme zamanı. Şimdi ne yapıyoruz? Menemen. Bu menemeni annem evde hazırlamıştı. Aslında daha doğrusu daha önceden hazırlamıştı. Böyle konservelere koymuştu. Evde de istediğimiz zaman o konserveleri açıp hemen yiyorduk. Haydi başlayalım. Şimdi sıra menemeni süslemekte. Şöyle kaşarlarımızı üzerine atıp erimesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, menemenimiz tamam. Yumurtasını da kırmıştım. Şimdi şöyle kapatayım. O kaşarlar iyice böyle aşağıya doğru bir çöksün. Çayım da burada kaynamak üzeredir. Bence bugünkü kahvaltı harika. Yani tek başıma olduğum için bir tabak çıkarmadım. Zaten sularım dondu. Yani sabaha kadar iyi direndik. Gece de kontrol etmiştim. Sularım akıyordu ama sabah artık tamamen gitti. Yani bakayım şu an -6 derece. Yani normal gece ayazı da yedi vesaire donabilir. Ama o zamana kadar bayağı iyi hayatta kaldık yani. O zamana kadar bayağı iyi su kullandık. Her neyse. O yüzden tabak çıkarmadım. Zaten tek başımayım. Tencereden yiyeceğim. Kaşar peyniri koyduğum için çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu görüntüyü size göstermek ya da göstermemek arasında çok kararsızım. Bence bir menemen asla peynirsiz olmamalı. Yani şuna bakar mısınız? Yani ben seviyorum. Sevmeyenler de vardır elbet. Karavanın dışında kamp yapmaya devam edebiliriz. Bugün neyimiz var? Sobamız, mangalımız, sandalyemiz ve masamız. Soba ekledik bugün aramıza. Sobayı yakacağım çünkü dışarısı soğuk oluyor. Ateş yaktığım zaman çok fazla is oluyor ve üzerim kötü kokuyor. O biraz beni rahatsız etti. Bir de etrafı çok kirletiyoruz. Yani bir çukur yani aslında bir ateş çukurunda ateş yakmak lazım. Ben dedim ki ateş çukurunu alana kadar bir tane soba alayım. Hem sobanın üzerinde işte ilerleyen zamanlarda yemek yaparım vesaire güzel olur. Hem de üzerim kokmaz. O yüzden soba tercih ettim. Önce şurayı bir kurayım. Birazdan sobayı beraber kuracağız. Evet. Geldik sobaya. Sobamızın böyle bir çantası var. Özellikle çantası olmasına dikkat ettim alırken. Bu benim Instagram'da karşıma çıkmıştı. Oradan aldım. Şöyle.
çantasını kenarda dursun. Ama bu burada iyi midir ya? Kararsız kaldım. Bunu biraz daha kendime yaklaştıracağım. Aynen. Hatta şöyle yapayım bunu. Şöyle çapraz yapayım. Buradan sıcaklık bana daha çok verir. Sizce? Ya ben daha önce soba kurmadım, bilmiyorum. Şöyle yapayım. Evet ya. Bacaları da içine sığıyor. Totalde 4 tane bacası var. En son bir tane de böyle yağmurluk, yağmurdan korumak için bir şapka gibi bir şey yapmışlar. Şöyle başlayalım. Bu bir. Bu iki. Şu üç. Bu da sonuncu bacası. Okey. İçinde bir tane dirsek var. Ama benim için şu an dirseğe gerek yok. Kapatacağım. Şöyle sobamız var. İlk soba tecrübemizde birazcık bence torpil yapabilirim. Var. Teşekkür ederim. Komşular odunun var mı, oduna ihtiyacın varsa verelim diye sordular da. Ya kampçılık böyle ya. Herkes birbirine yardım ediyor. Ben de zaten bu yüzden çok mutluyum. Geçen gün evde ne buldum biliyor musunuz? Bakın, bunlar benim üniversiteye çalışırkenki çözdüğüm testler ya. Yani biri bana deseydi ki Batuhan bundan 6 sene sonra kendi karavanınla istediğin gibi her yere gideceksin. Ve o gittiğinde bu testleri yakacaksın deseydi bu testleri çözerken asla inanmazdım. Ya neden? Çünkü o yıllarda ehliyetime inanmışım. Babam bana arabayı verecek mi? Bir yerlere gidebilecek miyim? Eğlenebilecek miyim? Hep böyle şeyler vardı. Böyle soru işaretleri vardı. Ve biri bana deseydi ki 6 yıl sonra kendi karavanınla, babanla beraber içini yaptığın karavanla kampa gideceksin ve şu an bu çözdüğün testleri yakacaksın. Asla aklımın ucuna gelmezdi. Ama şu an ben o yıllarda zor bela çözdüğüm, çözmekten nefret ettiğim testleri şu an yakıyorum. Bence bu bir başarı. İlk kıvılcımı içeri attım. Bakalım tek seferde sobayı yakabilecek miyim? Ya yakarız ya. O kadar köye gidiyorum, geliyorum. Köyde sobamız var, şeyimiz var. Yani yakarım bence. Evet arkadaşlar, bu bir mutluluk göstergesidir. Bacamız tutuyor. Harika ya. Gerçekten çok güzel. Üzerine de çaydanlığımı koydum. Bu çaydanlığı hatırlarsınız eski videolarımdan. Normalde direkt ateşin üzerine koyarak yakıyordum ama artık sobamız var. Çok güzel değil mi ya? Yoksa ben mi abartıyorum? Yorumlarda belirtin. Yani gerçekten güzel mi yoksa ben mi abartıyorum? Şu görüntüye bakar mısınız? Şu manzaraya. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim. Bacamız tutuyor. Masamız, sandalyemiz, karavanımız. Çöpleri şurada tutuyorum şimdi. Birazdan çöpe atacağım. Yani bence gayet güzel gözüküyor. Soba gerçekten kaliteli ama bir iki tane eleştirim var. Bunlar nedir? Ya bak ben şunlara takılıyorum. Şunlar yıldız vida değil de yani bunların böyle alyan başlı olanları, toks başlı olanları var. Onlar koyulsa daha da kaliteli hale gelecek. Yani bu işlevselliğini düşüren bir şey mi? Hayır. Sadece benim görüntü olarak ya ben burada bir alyan başlı vida görmek isterdim. Daha güzel gözükürdü. Ya mesela bakın bunlar nasıl böyle perçinlenmiş ya. Bunlar da böyle perçinli gibi olabilirdi vesaire. Ama genel hatlarıyla sobanın uzunluğu vesaire çok iyi. Şurada bir tane buranın arkasında bir tesis var. Ve şu an o tesiste yani ağaç evlerde kalmanın bir gece ağaç evde kalmanın maliyeti 16 bin lira. Kulak misafiri oldum konuştuklarında. Yani 16 bin lira nedir ya 16 bin lira. Daha çok sevmeye başladım. Bana maliyeti ne videonun sonunda hesaplarız. Ama 16 bin lira olmayacağı çok açık belli. Burada biraz insanlarla tanıştım, sohbet ettim. Hatta bir kişi bizi tanımış, YouTube'dan takip ediyormuş vesaire onunla sohbet ettim.
Böyle şeyler gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani daha güzel hissediyorum ya. Beni tanıyan insanlar çıkınca vesaire. Böyle şeyler oldukça hedefimize daha çabuk ulaşacağız. Közümüz tamam. Tavuk pişirmek için yeterli. Geçen videoda beni uyarmıştınız. O yüzden sizi dinleyip soğanımı sürüyorum. Şimdi arkadaşlar iki farklı tavuğum var. Biri kıtır, biri but. Yok, kanatmış bu. Şimdi yarı yarı yapacağım. Hepsini bugün yapmayacağım. Gerek yok. Bence tamam ya. Bunlar bana yeter. Fazla bile. Aslında hepsini yer miyiz? Yeriz belki de ya. Kararsız kaldım. Neyse aç gözlük yapmayacağım. Çöp. Bu tavuğun sosu arkadaşlar. Bunu nasıl soslayacağım? Burada sos yapmakla uğraşmak istemedim. Ya kim alacak içeride kaşık? Parmakladım işte ya. Ben yiyeceğim zaten. Şöyle. Şimdi bunları çok güzel bir şekilde soslayacağım. Sanki her şeyi ben yapmışım gibi anlatıyorum. Yok böyle bir şey ya. Arkası bayağı karıştı bu arada. Gelenler oldu, gidenler oldu. Bu arada dünkü mevzuyu da çözdüm. Hani normalde biz milli parklara ödeme yaptık ya ama başka biri de gelip para istemişti. Ben demiştim ki herhalde tutturabildiğine. Burası daha önceden milli parklar tarafı. Milli parklar daha önceden burayı birine vermiş. Evet, doğru bir bilgiymiş ama bu yani yanlış bir durum. Verilmemesi gerekiyormuş vesaire ve orada da bazı... Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol abi. Siz mangal yakıyor musunuz burada? Şimdi yaktım abi. Ya yasak mı? Olmuyor. Bilmiyorum ben de sana soruyorum. Zannetmiyorum sen ya. Sen benden öncesin daha tecrübesiz şimdi. Vallahi bilmiyorum. Yaktım ben. O zaman biz de yakarız. Sıkıntı yok. Yak. Mangal yasak mı diye sordular da. Ben de dedim herhalde mangal yasak bize laf edecekler. Niye yasak olsun ki? Kimseye bir zararım yok. Size yanım yok. Her neyse. Daha önce milli parklar dediğim gibi burayı birine vermiş fakat burada bir usulsüzlük varmış sanırım. O yüzden dün ekipler gelmiş, incelemeler yapmışlar vesaire. Tamamen milli parklara bağlı. Sadece buradaki elektrik trafosu milli parkların değilmiş, özel işletmenimmiş. Milli parklar demiş ki 200 liraya siz gece burada konaklayabilirsiniz, sorun değil. Ama demiş elektriği benle konuşmayın, özel icadeleriyle konuşun. Onlar da demişler ki elektrik için biz de 200 lira istiyoruz. Boş dururlar mı? Hemen özel işletme faydalanmış. Allah'tan bizim elektrik ihtiyacımız yok. Elektriğimiz var. Olmazsa jeneratörümüz var. No problem. Bunlar da tamam sanırım ya. Yeter bu kadar. Daha ne soslayacağız? Ya ben bu tavuğu niye hiçbir zaman tam yapamıyorum arkadaşlar? Bunlar yine yandı. Ya bunun bir trik noktası nedir? Bir yorum atın hele, bir şey söyleyin ya. Bunlar niye yanıyor? Bende mi sorun var? Mangalda mı sorun var? Mangal mı bozuk? Hele bir yorum yapın ya. Evet, akşam yemeğim de hazır. Bence ideal menü ya. Tavuk, sucuk yeter. Fazla bile. Mangalımı da yan tarafa verdim. Yan tarafta da mangal yakacaklardı. Şöyle bu akşam bu şekildeyiz. Soba gerçekten kamplarda olmazsa olmaz bir şeymiş arkadaşlar. Yani herkese tavsiye ediyorum. Eğer siz de böyle soğuk havalarda kamp yapıyorsanız muhakkak soba işine bir dikkat edin. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 saat önce yanıma Efe geldi. Koşa koşa geldi, abi ben seni tanıyorum, YouTube'dan takip ettim vesaire diye. Ve Efe ile gerçekten o kadar çok sohbet ettik ki. Yani anlatamam size. Çok kaliteli bir sohbetti. Efe 12 yaşında ama sanki 25-30 yaşında bir insanmış gibi konuşuyor. Ve yaptıkları da gerçekten öyle. Şimdi Efe biraz size kendini anlat. Efe. Ben profesyonel kayak yapıyorum. Ortalama, şaka değil bu arada. Gerçekten profesyonel kayak yapıyor. Ortalama şu an 9. yılım. Evet. 3 yaşından beri. 3 yaşında başladım. Bu şu an profesyonel olarak yarışçıyım. 12'de Türkiye 13.'süyüm. Süper ya.
Arkadaşlar hatta Efe de bir karavancı, ailesinin de bir karavanı var ve hatta çok uzun süreler karavanda kalabiliyorlar. Siz şu an mesela Uludağ'da ne kadar kalacaksınız karavanda? 1,5 ay yani ortalama. 1,5 ay boyunca karavanda yaşayacaklar Uludağ'da. Efe, bize birazcık karavan hakkında bilgi verir misin? Mesela karavanın zorlukları ve kolaylıkları. Sen çok genç bir karavancısın. O tuvalet kasetleri mesela, onları şey dolduğunda döküp geri gelmen gerekiyor bir yere. Evet. Zorlukları olarak. Mesela ısınmaya çalışıyorsun. Elektrik yoksa ve karavanın içinde şey elektrikli ısıtma diye bir şey, gazlı ısıtma yoksa, evet, gerçekten çok üşüyorsun. O yüzden kış kampları biraz daha zor geçiyor değil mi? Kış kampları, evet, elektrik olmadığı sürece çok zor geçiyor. Peki karavancılar Uludağ'a gelmeli mi? Yani karavancılar için birazcık zor olabilir. Nasıl zorlukları var? Nerede kalabilir mesela bir karavancı buraya gelirse? Bakacak da. Ya şu an bizim bulunduğumuz bakacak yer. Bakacak restoranın şeyinde kalabilir. Burada elektrik yok. Altında, alt tarafında, birazcık daha aşağısında kar motorunun yan şeyinde bir sürü karavan kalıyor ve bu karavanlarda şey. Yani hani size göstermişim ilk kamp yapmayı düşündüğüm yer. Oranın üstünde kalıyorum ben şu an. Burada elektrik yok ama alt kısmında elektrik var. Fakat orası çok dolu olduğu için ben de buraya gelmiştim. Efe, peki Uludağ'da başka karavanla kamp yapılacak neresi var? Yani güzel yerler var mı? Yok. Öyle çok güzel bir yeri yok çünkü ortalama olarak şey, bazı yerlerin acayip ses oluyor. Otellerin karşısında mesela acayip ses oluyor. Ben kalmıştım. Uyuyamıyorlar gece. O yüzden en mantıklı yer burası değil mi? Evet. Yani insanlar Uludağ'a gelsin mi? Gelmeli. Kayakçılar gelmeli. Boardçular da atlama yapmak için falan gelmeli. Orada çünkü insanlar, bazı insanlar rampa kuruyor. Benim boyumda rampalar var. Vay. Peki Efe, Uludağ haricinde insanlar nereye kamp yapmaya gidebilir? Ne önerirsin? Valla Uludağ'dan daha iyi bir yer yok. Öyle mi diyorsun? Evet, kamp için. Efe'yi sakın küçük görmeyin ya da basite indirgemeyin. Efe neredeyse çoğu yerde kamp yapmış biri. Yani evet. 12 yaşında olarak görmeyin yani. 3 yaşında kayağa başlamış bir insan. Şu an Uludağ'a gittim, Kayseri'ye gittim, Erzurum'a gittim, Sarıkamış'a gittim. Kamp yaptığım yerler olarak. Hı hı. Ve daha... Aklına gelmeyen birçok, evet, yer vardır. Evet, Sarıkamış'a gittim. Evet. Ben Efe'nin babası ve annesiyle de tanıştım. Yani gerçekten çok güzel bir aile. Gittikleri yerleri gösterdiler. Yani muazzam. Bence çok güzel bir kültür. Yani umarım ülkemizdeki çoğu genç Efe gibi böyle hayattan faydalanabilir. Hani Efe'nin 12 yaşında bunları başarması ve bunlarla beraber büyümesi gerçekten çok güzel bir şey. Ve inanıyorum Efe ileride çok güzel yerlere gelecek. Efe, bu değerli sohbet için sana çok teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ailene selam söyle. Görüşürüz. Arkadaşlar Efe'yi gördünüz. Gerçekten dünyalar tatlısı bir çocuk. Gerçekten ailesi de çok güzel yetiştirmiş. Videonun ortalarında size söylemiştim. Yan tarafımdakiler sadece gecelik konaklamayı 16 bin lira veriyor. Ben bu kampa ne kadar vereceğim size söyleyeceğim demiştim. Bu yüzden şimdi bir hesap kitap yaptım. Market alışverişine 750 lira para harcadım. Aslında aldığım her şeyi yemedim. Ama sonuç olarak ben bu kamp için bunları almıştım. O yüzden cebimden bir 750 lira market alışverişine çıktı. Yakıt. Benim arabam kilometrede 8 litre yakıyor arkadaşlar. Totalde git gel 300 kilometre. Benim evimden Uludağ'a git gel 300 kilometre. 8 çarpı 3 ne yaptı? 24 litre. Benim Webasto'm çalıştı. Webasto'da 6 litre en az yakıt harcamıştır. 10 litre de olabilir. Çünkü yarın sabah kadar burada kalacağım. Her neyse 6 litre hesaplayalım. Ne yaptı? 30 litre de yakıt harcadık. 30 litre mazot şu an 1200 lira yapıyor. Başka ne maliyetimiz var? Haliyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geldim. Paralı yolu kullandım. 650 lira oradan buraya geliş. Buradan oraya da 650 lira harcayacağım. Yani totalde 1300 lira köprü ve otoban parası. Bir de Uludağ HGS giriş ücretimiz var. Bu da 180 TL ikinci sınıf araçlar için. Şimdi arkadaşlar bu yanlış bilinen bir olay var ortada. Uludağ'a çıktım, 6000 liralık bir ödeme yaptım. Ceza geldi, meza geldi falan. Böyle bir şey yok. İçiniz rahat olsun. Uludağ gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Ama şöyle bir sorun var. Eğer aracınızda HGS yoksa ve 10 gün içinde HGS PTT sitesine girip HGS bölümünden ödemezseniz bu 10 katı çıkıyor. Biz şu an ne kadarlık bir ödeme yaptık? 180 lira. Eğer aracımızda HGS olmasaydı ve 10 gün içinde bu parayı ödemeseydik bu ceza bize 1800 lira olarak gelecekti. Diyeceksiniz ki gene 6000 lira değil. Vatandaşın biri Uludağ'a sürekli girmiş çıkmış girmiş çıkmış ama hiç kontrol etmemiş aynı gün içinde. Sanırım bu bir taksici ya da bilmiyorum kim olduğunu vesaire. Böyle bir ceza gelmiş. Bundan dolayı da Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da böyle saçma sapan bir şey dolaşıyor. Yani saçma sapan demek aslında doğru değil ama
Yani yanlış bir bilgi dolaşıyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Herhangi bir böyle bir kargaşa ya da sıkıntı yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Uludağ karavanla kamp yapmak isteyenler için doğru bir tercih mi? İşte burada biraz tartışılır. Yani neden? Ben bu atmosferi başka bir yerde de yakalayabilirdim ama buradaki insanları orada göremezdim. Çünkü buraya gelen insanlar kayak yapmaya gelmişler. Sürekli buraya gelen insanlarmış vesaire. Ben burada gerçekten çok güzel bir arkadaşlık edindim. En basitten Efe. Yaklaşık şu an biz burada 5 tane karavanız. Aşağıdaki alanı da gösterdim size. Orada da yaklaşık bir 10-15 tane karavan var. Ve ben bunların neredeyse yarısıyla sohbet muhabbet ettim. Gerçekten karavanla kampa gittiğiniz zaman böyle oluyor. Bütün herkes birbirine yardım etmek istiyor. Yani karavancıların arasında bir bağ var ve bu bağ umarım hiçbir zaman bitmez. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben bu gece de burada kalacağım. Pazar akşamına kadar muhtemelen Uludağ'da kalırım. Ama siz videoyu şu an izleyebilirsiniz. Pazar sabahı izleyebilin diye videoyu şu an düzenleyip yayına hazır hale getireceğim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sizin abone olmanız, sizin benimle böyle tanışmaya gelmeniz vesaire beni çok mutlu ediyor. Sizden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.